Sevgili izleyiciler gece görüşür devam ediyor. Şimdi e, Biden Erdoğan görüşmesinin hem kulis hem per perde arkası bilgileriyle e, başladık. Onunla devam ediyoruz. Tek konuşmayan Melik Yiğitel. Dolayısıyla Melik sen de bir değerlendirme yap bize. Erdoğan Biden görüşmesi yani e, Ukrayna krizi Türk-Amerikan ilişkilerini düzeltir mi? Ankara'da görüştüğün kaynakların ne dedi? Senden de genel bir değerlendirme alayım. Ondan sonra hızlıca tüm konuklarımdan Antalya'daki bugünkü zirveyle ilgili görüşlerini alacağım. Sonra da biraz savaş bölgesinde ne oluyor onu anlamaya çalışacağız. Evet, Menik Biden ve Erdoğan'la başlayalım. Şimdi Hande, ya sen hem yani perde arkası hem de çerçeveyi çizdin. Ben de ilave olarak konuştum birkaç kaynakla. Yani e, senin bıraktığın yerde ekleme yapayım. E, önemli gördüğüm birkaç tane nokta var. Bunlardan bir tanesi Türkiye zorlu süreçlerde daima kolay, kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır. Bu cümle önemli. İkinci önemli cümle senin güvenlik mimarisi dediğin şey. Ulusal kurumlar gözden geçirmeli. Buradan da kasıt başta NATO ve BM. Ee, üçüncü önemli nokta. Bence bu çok çok önemli. Türkiye e, aktörlerle görüşürken aynı zamanda onları bir pozisyon değişikliğine zorluyor cümlesi. Erdoğan'ın bu cümlesi çok önemli. Yani e, diyor ki yani başka aktörler de bir şekilde görüşüyor ama... E, ee, hani bu benim yorumum tabi Erdoğan'ın ko konuşması sadece bu cümle yani Türkiye aktörlerle gör görüşmek aynı zamanda onları bir pozisyon değiştiren de zorluyor ama ben bu cümleyi şöyle okuyorum yani Türkiye böyle bir posta güvercini gibi işte mesaj götür getir değil aynı Hı. zamanda bu aktörleri ciddi ve olumlu bir noktaya da çekiyor örneği Antalya'daki zirve örneği Zelenski ve Putin'in de işte Türkiye'ye güvenli deklare etmesi eee ve özellikle mesela e, Lavrov, e, bu e, hani e, bir perde arkası bilgi ama yani doğru bilgi. Lavrov mesela e, şeyle, e, Kuleba'yla e, masaya oturmak istemedi aslında önce. O yüzden e, bu kadar telefon trafiği devam etti. Yani 8-9 tane görüşmeyle kilidi Erdoğan-Putin görüşmesi açtı. Yani evet. Erdoğan bunun gerekli olduğu... Hala diplomasinin geçerli bir yol olduğu, öbür türlü işin daha felaket bir noktaya gideceği ve bundan bir süre sonra Rusya'nın da zarar göreceğini ve Türkiye bunu yaparken de dostane bir ilişki üzerinden işi iyi bir noktaya götürmeye çalıştığını söylüyor. Bunun üzerine Putin tamam diyor ve Lavrov'a talimat veriyor. Ondan sonra da Çavuşoğlu bas toplaması da duyurdu. Şimdi dolayısıyla e, yani Türkiye... E, aktörlerle görüşürken pozisyon değişimine zorluyor cümlesinin birebir karşılığı bir başka önemli nokta e, sen de aslında ona değindin e, fakat hani şu devamındaki kelime çok önemli NATO üyesi ülke olan Türkiye üzerinden konuşmak önemli bakın NATO üyesi, e, üyesi ülke olan Türkiye yani Erdoğan diyor ki ya evet Türkiye NATO bir parçası fakat sonuç itibariyle parçası olmasına rağmen de Başka türlü bir e, işlev ve bu sorunların çözümünde NATO'dan bağımsız da inisiyatif kullanarak rol oynaması önemli ve hepimizin de o bakımdan bu önemli. Şimdi burada e, ben Ulvi Bey konuşurken de e, a, gir, araya girdim ya Biden'in e, verdiği karşılıklar çok böyle kayda değer hani manşetik bir şey yok yani sizi anlıyoruz evet Türkiye'nin önemli farkındayız e, bu yapıcı çabanızı e, takdir ediyoruz. E, ...falan ve bir de seni aktardın... ...F-16'lar meselesi... E, ...senatonun işidir. E, oradan prosedür olarak geçmesi gerekirdi ama... sorunu alanları konuşalım demesi... ...önemli. Yani zaten hani... E, ...birden böyle... E, ...Türk-Amerikan ilişkilerinin çok böyle... ...olumlu bir noktaya gelmesi... E, ...beklenemez ama... ...olumlu bir seyre girdi mi diye sorarsan... ...benim cevabım evet olacak. Yani beni e, belki hani... E, ...bu konuda ilimsel bulabilirsin ama ben... Birçok şey üst üste koyduğumda Amerika'nın da az önce söylediğim o pozisyon değişikliğine gitmesi söz konusu olabilir. Niye böyle? Mesela Blinken'ın her kritik karar öncesi Sayın Çavuşoğlu'na bunu değerlendirme ihtiyacı hissetmesi ve ne düşünüyorsunuz demesi. İkincisi Suriye örneğinde Türkiye'ye rağmen Türkiye masanın dışına itildiğinde işlerin nasıl felaket bir noktaya gittiği bizzat sınanarak görüldü. Burada Türkiye'nin aslında bir felaketi önleyebileceği çok net bir şekilde görüldü ve ilave olarak es geçilmemesi gereken durum İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi de Ankara Washington hattında çok ama çok olumlu bir noktaya gelecek. O bakımdan da e, ya bu görüşme toplamda önemli. Yani evet Ukrayna Rusya özelinde birçok şey bize ifade ediyor ama makro ölçekte de Erdoğan'ın söyledikleri Rusya-Ukrayna özelinin dışında makro ölçekte de anlam kazanıyor. Yani uluslararası kurumların gözden geçirilmesi ihtiyacı bir kere daha doğdu cümlesi çok önemli. Yani ki bunu Erdoğan daha önce birkaç kere bunu söyledi. Yani dünya beşten büyüktür bizzat BM'nin yapısındaki bozukluğa işaret eden bir cümle. Onun dışında 2019 yılında Brüksel'de NATO toplantısına giderken hem Esenbo Havalimanı'nda yaptığı bas toplantısı daha sonra Brüksel'de de e, görüşmeler sırasında NATO'nun güncel ihtiyaçlara cevap veremedi. ve biz as Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle yeni bir yazılım gerekiyor e, demesi e, daha proaktif, daha müdahaleci ve sonuç alıcı bir pozisyona ihtiyacı var demesi e, zaten burada bir kez daha ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı aslında Erdoğan'ın Biden'a söylediği bir cümle yani benim öteden beri söylediğim şeylerin ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı diyor. Yani net bir şekilde artık siz de bunu görür demek. Ee, bunu açık hali. Peki. Ee, teşekkür ediyorum. Ş